Merhaba arkadaşlar. Tekrar videolarıyla devam ediyoruz. Böyle ara ara tekrarlar çekeceğim. Siz de istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazın. Ben o konuyla ilgili şöyle ufak bir tekrar videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sınava kadar böyle ilerlemiş oluruz. Bu arada deneme videolarını da çekeceğim. 5 tane söz vermiştim. 3 tanesini çektim. 2 tanesini de çekeceğim arkadaşlar. Ee, şu an tekrar videolarıyla uğraştığım için deneme videosuna henüz vaktim olmadı. Şimdi diyor ki Fotosenteze başladık ya arkadaşlar. İlk önce ben fotosentezi genel hatlarıyla anlatmak istiyorum size. Daha sonra detaylarına gireceğim. Özellikle devirli fotofosforilasyon ve devirsiz fotofosforilasyon çok karıştırılıyor. E, açıkçası ben de karıştırıyorum. Dün soru çözerken fark ettim. Bu yüzden dedim hem kendime bir tekrar olmuş olur hem de e, öğretmen arkadaşlarıma da fayda e, faydalandırmış olur. Şimdi bakalım isterseniz. İlk önce tepkimelere bakalım. Arkadaşlar Şimdi bizim fotosentezde tabii ki bir sürü tepkime vardır ama bizim genel olarak gördüğümüz tepkimeler bu üç tane tepkimedir. Hepsinde dikkat ederseniz karbon kaynağı ortaktır karbondoksit ama hidrojen ve elektron kaynağı değişiyor. Bazı canlılar suyu kullanarak arkadaşlar hidrojen kaynağını e, sudan alırlar. Dolayısıyla hidrojenin yanında yani suyun yanında ne var? Suyun içerisinde oksijen gaz olarak da oksijen üretirler. Bazı canlılar hidrojen sülfür kullanırlar. Gaz olarak da sülfür gazı üretirler. Bazı canlılar da arkadaşlar hidrojen gazını direkt olarak kullanırlar ve gaz olarak hiçbir şey üretmezler. Yani biz diyelim ki tepkimeyi gördüğümüz zaman hangi e, gaz oluştuğunu anlamamız için hidrojenin yanındaki maddeye bakmamız yeterlidir. O elementin gaz formu açığa çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bizim... Mesela suyu kullanan canlılar hangi canlılardır Genellikle hep bitkileri Zaten buraya yazıyoruz arkadaşlar Bitkiler daha sonra mesela öglena Öglena ee, Yine fotosentez yapabilen Argiler arkadaşlar bunlar işte Bu tepkimeyi kullanarak yapıyorlar Fotosentezini Mesela ee, sülfür bakterileri Sülfür bakterileri de İkinci tepkimeye göre fotosentezini yapar. Hidrojen bakterileri de arkadaşlar üçüncü tepkimeye göre yaparlar. Hidrojen bakterileri. Mesela birinci tepkimeye göre siyano bakteriler birinci tepkimeye göre yaparlar arkadaşlar. Yani böyle değişkenlik gösteriyor. Ama bizim zaten göreceğimiz olan birinci tepkimedir. Şimdi burada hangisi hangisinin yapısına katılıyor? İlk önce buna bakalım. Çünkü ÖSYM böyle soruları sormayı da seviyor. Mesela işaretli karbon verildiği zaman e hangisinin yapısında görülür. Özellikle burada hidrojen ve oksijen çok karıştırılıyor. Şimdi arkadaşlar burada karbonun zaten gidebileceği tek bir yer var. Neresi? Besindeki karbondur, değil mi? Besindeki karbon. Hidrojene pardon, buradaki oksijen ve sudaki oksijen bakın bunlar karışır. İlk önce hidrojenden bahsedeyim. Arkadaşlar hidrojenin gittiği yerde besindeki hidrojendir. Bu arada fotosentez tepkimesi sırasında yine su da üretilir. Yine buradaki hidrojenin bir kısmı da nereye gidecek? Suyun yapısına gidecek. Daha sonra geliyorum karbondioksitteki oksijene geliyorum arkadaşlar. Farklı bir renkle göstereyim. Karbondioksitteki oksijen nereye gidecek? Besinin yapısındaki oksijene gider arkadaşlar ya da şuradaki suyun yapısındaki oksijene gider. Bizim için önemli olan sudaki oksijen nereye gidiyor? Sudaki oksijen tabii ki atmosfere gidiyor. Bakın sudaki oksijenin atmosfere gittiğini bilin. Geriye kalanlar zaten gideceği yerler bellidir. Hani nerede karbon varsa oraya gönderiyorsunuz. Nerede oksijen varsa oraya gönderiyorsunuz. Ama dediğim gibi sudaki oksijenin atmosfere gittiğini bilin arkadaşlar. Geriye kalanları zaten bir şekilde eşleştirirsiniz. Evet tepkimelerdeki bu işte sorularda çıkabilir karşınıza. İşaretli oksijen verilmiş. Hangi besinin yapısında görül veya aşağıdakilerden hangisi doğrudur. Şıklar arasında atabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu iyi bilmemiz lazım. Gelelim şimdi fotosentez tepkimelerine. Arkadaşlar fotosentez tepkimelerini biz ikiye ayırıyoruz. Işığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeler. Şimdi ışığa bağımlı tepkimeler gündüz gerçekleşir, ışıktan bağımsız tepkimeler gece gerçekleşir gibi düşünmeyin. Işığa bağımlı tepkimeler de ışıktan bağımsız tepkimeler de birbirinin ardına gerçekleşir arkadaşlar. C3 bitkiler için söylüyorum tabii ki. Cam bitkilerinde falan farklıydı hatırlarsanız. eee Işığa bağımlı tepkimeler her ikisinde de arkadaşlar şöyle söyleyeyim ikiye ayrılıyor bu da yine kendi içerisinde devirli fotofosforilasyon ve devirsiz fotofosforilasyon olarak özellikle bakın bunlar karıştırılıyor. Şunu söyleyeyim ilk önce ikisi de fotofosforilasyon yani neydi ışık enerjisiyle ATP üretiliyor ikisinde de ATP üretiliyor ama ayrıca yan ürün olarak NADPH üretilen de var arkadaşlar birazdan hemen arka sayfada geçeceğiz zaten ona. İlk önce fotosentezin şöyle ben bir genel e, nasıl diyeyim size genel tablosunu vereyim önce. Çünkü aydınlık evrede hangi maddeler kullanılıyor? Karanlık evre yani ışığa bağımlı tepkimede, ışığa, ışıktan bağımsız tepkimelerde hangi maddeler kullanılıyor? İlk önce buna bakalım. Arkadaşlar aydınlık evrede bir kere su kullanılır. Unutmayalım su kullanılır. Daha sonra Ortamda bulunan ADP'ler kullanılır arkadaşlar. 3 tane ADP, 2 tane de NADP kullanılır. NADP bunları birazdan üreteceğiz zaten. Bakın su fotoliz gerçekleştirir aydınlık evrede. Fotoliz olayıyla açığa ne çıkar? Oksijen çıkar. Oksijen atmosfere veriliyor. Daha sonra arkadaşlar buradaki hidrojenler nereye bağlanacak? Bakın NADP'ye bağlanacak ve 2 tane NADPH üretilir. Sudan ayrılan elektronlar ise elektron taşıma sisteminde kullanılır ve arkadaşlar 3 tane ATP üretilir. Şimdi ben burada sayılarını şöyle kafanıza takmayın çünkü buradaki tepkime denkleştirme durumu falan var. Sadece bu kadar üretildiğini bilin yeterlidir. Sonra geliyorum karanlık evreye. Bakın karanlık evrede aydınlık evrede ürettiklerimizi kullanacağız. 3 tane ATP üretmiştik. 3 tane de 2 tane de NADPH üretmiştik. Bunları kullanıyoruz. Öncelikle devreye ne gelecek? Tabii ki karbondioksit gelecek. Karbondioksitteki karbon alınır. ATP'ler ve NADPH'lar kullanılır arkadaşlar. Tabii ki ne üretilir? besin üretilir. Bu arada bu besin arkadaşlar 3 karbonlu olan bir besinlik önce üretilir. Daha sonra bu işte 6 karbona veya 3 karbonlu olarak kalabilir. Bunlara çevrilebiliyor. Sonra hani ATP'yi kullandık ya. ATP tekrardan eski haline geri dönüyor ve işte eğer ki Ökaryotik hücre ise stomanın içerisinde kalıyor Sutroma sıvısında. Eğer prokaryotik hücre ise stoplazmaya bırakılıyor zaten. Nat de aynı şekilde kullanılır ve nat serbest kalır. Genel denklem bakın genel olarak bu tabloyu bile bilseniz inanın bana birçok soru çözersiniz. Özellikle fen öğabeti arkadaşlarım için söylüyorum bu videoyu dinleyen. Onlar için hani şu tabloyu bile bilmek çünkü TET-AYT düzeyinde daha çok sorulduğu için sizlere tabi fotosentezde daha detaya giriyorlar ama buradan sorulma ihtimali de var neticede. Ee, özellikle TET-AYT sorularını yaparsınız arkadaşlar çok kolaylıkla. Şimdi gelelim fotosentez hangi organelde gerçekleşiyor? Şimdi prokaryotlarda organel olmadığı için stoplazmada gerçekleşiyor ama ökaryotlarda arkadaşlar tabii ki stomada gerçekleşecek. Bir stomanın yapısından bahsedelim. Arkadaşlar stoma şöyle çift katlı zara sahip olan bir organel. Şöyle çift katlı zara sahip. Şimdi çift katlı zara sahip olduğunu biliyoruz. Bizim için önemli olan içindekiler. Arkadaşlar böyle diskler şeklinde üst üste dizilmiş yapılar vardır. Biz bu yapılara granum Granum ya da grana diyoruz. Grana. Bunun etrafında şöyle üçüncü bir zar sistemi vardır arkadaşlar. Bu zar sistemine de tilakoid diyoruz. Tilakoid. Bazı kaynaklarda da şu disklerin her birine tilakoid diyorlar. Hani o da doğrudur. Veya etrafındaki zara tilakoid zar diyorlar. O da doğrudur arkadaşlar. İkisini de doğru olarak kabul edebilirsiniz. Yine bakın bunlar. Şu şekilde üst üste dizilmişlerdir ve bunlar arasında da şöyle bağlantılar vardır. Bu bağlantılara da aralemel olarak düşünebilirsiniz aralamalı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fotosentezin aydınlık evre dediğimiz ışığa bağımlı tepkimeleri nerede gerçekleşiyor? Tilakoidlerde gerçekleşiyor. Çünkü burada klorofil pigmenti vardır. Bu klorofil pigmenti ışığın tutulmasında faydalıdır arkadaşlar. ışığın tutulmasını sağlar. Dolayısıyla tilakoidlerde ışığa bağımlı tepkimeler gerçekleşiyor. Bunun içerisinde de bir sıvı var. O sıvıya da stroma sıvısı diyoruz. Işıktan bağımsız tepkimelerde arkadaşlar stroma sıvısında gerçekleşiyor. O zaman bakın şuraya yazabilir miyim? Aydınlık evre için tilakoid yazacağım. Tilakoid demeyebilir. Granum der, grana der doğrudur. Karanlık evre içinde ne yazacağız arkadaşlar? Stroma yazacağız. Evet bu şekilde genel hatlarını verdim. Şimdi gelelim daha da detaylı kısmına. İlk önce ışığa bağımlı evreyi anlatacağız tabii ki. Arkadaşlar ışığa bağımlı evre ikiye ayrılıyor dedik. Devirsel olmayan yani devirsiz fotofosforilasyon bir de devirsel yani devirli fotofosforilasyon. Devirli ve devirsiz neye göre söylenmiş? Şimdi devirli olanda fotosistem bir elektronu bırakıyor. Bıraktığı elektron tekrar kendine geri dönüyor arkadaşlar. Bu yüzden biz buna devirli fotofosforilasyon diyoruz veya devirli elektron taşınımı diyoruz. Devirsel olmayan da ise fotosistem 2'nin bıraktığı elektron kendine geri gelmiyor arkadaşlar. Başka bir şeyden karşılanıyor. Kendine geri gelmediği için de biz buna devirsel olmayan veya devirsiz fotofosforilasyon diyoruz. Şimdi bunların detaylarına bakalım. Devirsel olmayan fotofosforilasyonda iki tane fotosistem kullanılır. Bunlardan bir tanesi fotosistem 1, diğeri de fotosistem 2. Arkadaşlar fotosistem 2, şöyle yazayım. Fotosistem 2, P680 dalga boyundaki ışığı emer. Fotosistem 1 ise arkadaşlar 700 nanometre dalga boyundaki ışığı emer. Bunların 1 ya da 2 diye adlandırılması e, işte sordukları ışıktan kaynaklı değil çünkü 700 daha büyüktür. Keşfedilme sırasına göre arkadaşlar ilk önce fotosistem bir keşfedildiği için bu isim verilmiştir. Peki fotosistemler ne işe yarıyor? Fotosistemlerde klorofil bulunur. Bir reaksiyon merkezi ve anten kompleksinden oluşuyor. Reaksiyon merkezinde e, klorofil bulunur ve klorofilden ayrılan elektron sayesinde işte ışık tutuluyor ışık sayesinde elektron ayrılıyor ve bu şekilde ETS'de taşınıyor elektron taşıma sisteminde ETS'de taşınırken de ATP üretiliyor arkadaşlar bizim için önemli olan kısım bu zaten hemen başlayalım bakın devirsel olmayan fotofosforilasyon bir kere burada hem NATPH hem de ATP üretilir. Az önce ne dedim? Bakın dedim ki her ikisinde de ATP üretilir. Ama devirsel olmayan da NADPH da üretilir. Unutmayalım. Bunu bir kere aklımızın bir köşesine yazalım arkadaşlar. Şöyle kırmızı kalemle devam edeyim ben. Şimdi bakın. İlk önce fotosistem 2 uyarılıyor. Fotosistem 2 uyarıldığı zaman ışıkla uyarılıyor arkadaşlar uyarıldığı zaman buradan bir elektron kopuyor. Ben burada bir elektron diyorum ama burada sayılar dediğim gibi önemli değil mantığını anlayın sadece iki elektron da olabilir. Şimdi bakın elektron koptuğu zaman hemen ilk alıcı tarafından alınıyor ve ETS'ye aktarılıyor. Burada ETS elemanlarımız var bakın plastokinon, stokron, plastosyanin dediğimiz elektron taşıma sistemi elemanlarımız vardır. Bu elemanlar üzerinden elektron taşınıyor arkadaşlar ve her taşındıkça da ne üretiliyor? Tabii ki ATP üretiliyor. Bir ara verdim de arkadaşlar şu an nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama tekrar şöyle anlatayım ben. Şimdi fotosistem 2'den elektron ayrıldı. ilk alıcı tarafından tutuldu değil mi? Burada ETS elemanları üzerinde aktarılırken de ne üretildi? ATP üretildi. Bu üretim mekanizmasına biz kemozmatik hipotez diyoruz. Bir hipotezdir unutmayın. Kemozmatik hipotez diyoruz. Şimdi burada e elektronlar burada aktarıldı. Nereye geliyor? Fotosistem 1'e. Şimdi fotosistem 1'e geldi ama fotosistem 1 hala kararlı. O sırada arkadaşlar ne oluyor? Fotosistem 1 de ışık tarafından uyarılıyor ve elektron açığa çıkıyor. Elektron bırakıyor yani. Şimdi bu gelen elektronu ne yaptı? Bakın kendisini alabilir. Çünkü bir elektron açığı oluştu. Fotosistem 2'den gelen bu elektron kimin açığını kapatıyor? Fotosistem 1'in elektron açığını kapatıyor. Daha sonra bu elektronlar yine aktarılıyor. Ferodoksinden arkadaşlar NADP-Rediktaz dediğimiz bir enzimi aktarılıyor ve eee NADBH üretilecek birazdan onu da anlatacağım. Şimdi bakın burada fotosistem 2'de bir elektron açığı açığı kaldı mı? Kaldı. Ne oluyor peki o sırada? Su arkadaşlar ışık enerjisinin etkisiyle fotoliz geçiriyor. Fotoliz Fotoliz olayı sayesinde bakın fotoliz fotoliz olayı sayesinde su parçalanıyor. Bakın oksijen üretiliyor zaten üretilen oksijen atmosfere veriliyor. İki tane hidrojen üretiliyor arkadaşlar. iki tane de elektron üretiliyor. İşte bu elektron fotosistem 2'nin açığını kapatmış oluyor. Fotosistem 2'den ayrılan elektron da fotosistem 1'in açığını kapatmış oluyor. Fotosistem 1'den ayrılan elektronlar da geliyor nereye? NADP'ye. NADP'ye geliyor. Burada iki tane de sudan çıkan hidrojen vardı. Bu hidrojenlerle birleşiyor ve nat pH üretiliyor. Nat pH artı H. Neden bunu bu şekilde anlatıyoruz? Hemen size söyleyeyim mantığını anlatayım. Ee, bize üniversitedeyken bir hocamız anlatmıştı sağ olsun. Mantığını çok güzel kavramıştık. Şimdi arkadaşlar. NatP nat p zaten kendisi artı yüklü bir e, moleküldür koenzimdir. Arkadaşlar buradan. İki tane hidrojen geliyor değil mi? Bu da artı yüklü. Bunların nötr hale gelebilmesi için üç tane elektrona ihtiyaç var. Ama fotosistem birden iki tane elektron geliyor. Şimdi gelen elektronlardan bir tanesi NADP'yi nötrlüyor. Bir tanesi de hidrojenlerden birini nötrlüyor. Ve ne oluşuyor? NADPH. NADPH oluşuyor. Burada hidrojenin bir tanesi nötrlenmeden artı yüklü olarak kalıyor. O yüzden de NADPH artı H olarak gösteriliyor arkadaşlar. Evet ışığa bağımlı evre bu şekilde. Unutmayın ışığa bağımlı evrede neydi? NADPH ve ATP üretiliyordu. E, devirsel olmayan fotofosforilasyondan NADPH ve ATP üretiliyor. Fotosistem 2'den ayrılan elektron fotosistem 1'in bakın hatta buraya yazdım. Fotosistem 1'in elektron açığını kim kapatıyor? Fotosistem 2 kapatıyor. Fotosistem 2'nin elektron açığını da arkadaşlar su kapatıyor. Ayrıca bu sudan ayrılan hidrojenler de nereye gidiyor? NADPH'in yapısına katılıyor. Devirsel olmayan fotofosforilasyon bu şekilde. Şimdi gelelim devirsele. Arkadaşlar devirsel olanda ise sadece ATP üretiliyor. E, ad üstünde devirsel yani devirli. Ne yapacak? Foto, burada sadece fotosistem 1 kullanılır bu arada. Fotosistem 2 kullanılmaz. Fotosistem 1'den ışığın etkisiyle elektron ayrılıyor. ilk alıcı tarafından tutuluyor. Daha sonra yine elektron taşıma sistemi elemanlarından taşınıyor. Ferodoksin, sitokrom ve plastosiyanine geliyor elektron. Daha sonra arkadaşlar bu sırada ATP üretilir ve bu plastosiyaninden elektron tekrardan nereye gider? Fotosistem 1'e giderek elektron açığını kapatır. Bu kadardır zaten zaten çok zor değildir. Devirsel fotofosforilasyon neymiş? Devirsel kendi açığını kendisi kapatıyor. Kim kapatıyor? Fotosistem bir. Devirsizi zaten şu devirsel olmayan öğrendiğiniz zaman devirsel oldukça kolay gelecektir. Ben de bunun mantığını oturtturdum. Şimdi gelelim ışıktan bağımsız evre. Arkadaşlar bu arada ışığa bağımlı evre nerede gerçekleşiyordu? Hemen şuraya karşısına yazalım. Tilakoidlerde değil mi? Tilakoid burada gerçekleşiyor veya granum grana da diyebilir. Işıktan bağımsız evrelerde gerçekleşiyor. Strova. Tabi bu ökaryot hücreler için geçerlidir. Prokaryot hücrelerde tüm olaylar stoplazmada gerçekleşir. Şimdi ışıktan bağımsız evreyde de e, normalde böyle kitaplarda falan çok karmaşık şekiller var. Bu da biraz karmaşık gelebilir ama size şimdi mantığını anlatacağım. Bunu da yine dediğim gibi üniversiteki bir hocamız anlatmıştı ve gerçekten benim mantığım aklıma oturmuştu. Umarım sizin de aklınıza oturur arkadaşlar. Şimdi bakın aydınlık evrede biz ne ürettik? 3 tane ATP, 2 tane NADPH bunları kullanacağız. Ama ilk önce ben karanlık evreyi anlatayım. Karanlık evrede e, rubiloz fosfat dediğimiz bir bileşik vardır. Stroma serbest olarak bulunur arkadaşlar. Rubiloz fosfat bulunmak zorunda. 5 karbonlu 2 fosfatlı bir bileşiktir. Bu bileşik atmosferdeki karbondioksiti tutar, karbonu kendine bağlar. Karbonu bağladığı zaman ne olur arkadaşlar? 6 karbonlu iki fosfatlı kararsız bir ara bileşiğe dönüşür. Daha sonra bu kararsız ara bileşik 2'ye bölünür. 3 karbon 1 fosfat bir tarafa, 3 karbon 1 fosfat bir tarafa gider. Biz bu bileşiğe fosfoliseraldeit diyoruz. Fosfogliserik pardon, fosfogliserik asit diyoruz arkadaşlar. 3 karbonlu bileşik. Şimdi bu fosfogliserik asit ne yapacak? Diyor ki benim bir tane fosfatım eksik diyor. Ben bir fosfat daha bağlamak istiyorum kendime. Ne yapıyor arkadaşlar? Bir fosfat bağlayabilmesi için buradaki ATP'nin bakın ışı aydınlık evrede ürettiğimiz ATP'nin birini kullanıyor. Buraya ne geliyor? Fosfat geliyor ve bu fosfatı kendine bağlıyor. Aynısını bu da yapıyor arkadaşlar. Bir fosfatı kendisine bağlıyor ve iki fosfatlı iki tane bileşiğimiz oluyor. Biz buna difosfogliserik asit diyoruz. Difosfa Dine din ne demekti? Monodi 2 demek değil mi? 2 fosfatlı gliserik asittir. Difosfo gliserik asit. Şimdi burada da bir tane ATP'miz kaldı. Bu dursun bunu en son kullanacağız. Daha sonra bu bileşik diyor ki ya diyor benim besine dönüşebilmem için diyor difosfo gliserik asit diyor. Benim hidrojene ihtiyacım var ya yani diyor ben ne yapacağım bunu diyor. 2 tane NADPH üretilmişti hatırlayın. Bu NADPH'lardaki hidrojenleri alıyor arkadaşlar kendine. Bakın burada da hidrojen burada da hidrojen. Bunları alıyor ve birer tane fosfatlarını da bırakıyor. Fosfatlarını bırakıp hidrojenleri aldığı zaman fosfogliser aldehit dediğimiz bileşiğe dönüşüyor arkadaşlar. Fosfogliser aldehit. Daha sonra bu fosfogliser aldehitler ne yapıyor? Bir araya geliyorlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Ee, bir karbon bağlanıyor ya. Bir tane karbon geliyor. Bu döngüde buraya taşınıyor. Bir karbon geldi. Bir kere daha dönüyor. Geliyor buraya taşınıyor. 2 karbon oldu. Dönüyor geliyor. 3 karbon oldu. 6 karbon olana kadar bu döngü gerçekleşiyor. Yani arkadaşlar bir glikoz molekülünün oluşabilmesi için bu döngünün kaç kez gerçekleşmesi lazım? 6 kez bu döngü gerçekleşiyor. Daha sonra bu e 3 karbonlu olan bileşikler bir araya gelip karbonun birini buraya bıraktıktan sonra ne yapıyor? Geriye kalan 5 karbonlu bir fosfatlı olan bileşik bakın şurada getirdik. Ribuloz, ribuloz monofosfat dediğimiz bileşik arkadaşlar buraya geliyor. Şimdi bunun tekrar aktif hale gelebilmesi için bir fosfat daha bağlanması lazım. Çünkü ribuloz bir fosfat olması lazım. Hani hatırlayın burada bir tane ATP'miz kalmıştı. Bu ATP'deki fosfat geliyor buna bağlanıyor ve tekrardan eski haline Dönmüş oluyor arkadaşlar. Bu döngü 6 kez dönüp gerçekleşince de 6 karbonlu 2 fosfatlı fruktoz difosfat dediğimiz. Yani 2 tane yani 2 mol PGR'lın birleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar öyle düşünün. E, fruktoz difosfat oluşuyor daha sonra bu da glikoza dönüştürülüyor. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bu 6 karbonlu olan bileşik hani direkt 3 karbonlu PGL'den de dönüşüm gerçekleşebilir. Ama biz glikoz üzerinden anlattığımız için 6 karbonlu 2 fosfatlı fruktoz difosfat glikoza dönüştürüyor arkadaşlar. Karanlık evremizde bu şekilde gerçekleşir. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer sorularınız olursa mutlaka bekliyorum. Atladığım bir yer yok sanırım. Şu arka sayfanın boş olması lazım. Evet. Ee, sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa yorum yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar dediğim gibi eğer istediğiniz bir konu varsa anlatmam için bu konuyu da yine yorumlara yazın. Gün içinde ben hazırlayıp zaten birkaç gün içerisinde atıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.